Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin obeziteyle artık burun buruna geldiği bu süreçte sporu hayatımızdan hiç eksik etmememiz gerekiyor. Anladınız tabii, anlatacak çok şey var dediğimiz bu dakikalarda. Spor konuşacağız. Konuğum Sayın Mesut Cerit. Hoş geldiniz Sayın Cerit. Teşekkür ederim. Mesut Cerit, Perfect Life, Sportif Performans, Eğitim ve Danışmanlık Şirketinin sahibi. Evet. Tekrar edelim. Perfect Life, Sportif Performans, Eğitim ve Danışmanlık Şirketi. Ne kadar zamandır Perfect Life hayatımızda? Yaklaşık, esasen tabii proje daha eskiye dayanıyor ama yaklaşık bir sene olacak. Bir yıldır. Evet. Ama eski bir proje. Evet. Ama siz sporun hep içindeydiniz. Evet. O bakımdan da çok önemli. Aslında asker kökenlisiniz. Evet. Onu burada söylemekte büyük yararlar görüyorum. Emekli albay ama hep spor aşamasında, spor tarafındaydınız askerliğinde. Ve şimdi emeklilik hayatınızda da bunu hepimizin hizmetine sundunuz. Nasıl bir perfect life dediğimizde siz bize neler vaat ediyorsunuz, neler var sisteminizde? Teşekkür ederim. Esasen biz Perfect Life'ı kurmaktaki esas amacımız Perfect Life egzersiz programları ile çok sayıda insana ulaşarak zihinsel, duysal ve motorsal dediğimiz yani hareketsel olarak sağlıklı bir toplum yaratmada bizim de aktif bir rol almak isteğimizdi. Sizin de açıkladığınız gibi spor bizim için artık bir yaşam biçimi. Ben hep şunu söylerim. Başkalarının para vererek yaptığı şeyleri biz ne mutluyuz ki meslek olarak yapıyoruz. Arkasından da şunu ilave ederim. İnsanlar önceleri maalesef para kazanmak için sağlıklarını, daha sonraları da sağlıklarını kazanmak için paralarını harcarlar. Bu benim çok sevdiğim bir sözdür. Şimdi yaklaşık 40 senedir egzersiz yapan bir insanım. Bunu sadece uygulamada değil, teoride de çok ileriye taşımış birisiyim. Şimdi yıllarca süren bir gözlem, aynı zamanda kendim milli takım antrenörlüğü yaptım. Birçok sporcu yetiştirdim. Tabii rekortmen yani, sporcular yetiştirdim. Tebrik ederiz sizi. İşin tabiri caizse kaynağından geliyoruz. Evet. Akademik olarak da kendimizi geliştirdiğimiz için insan bir noktada şunu düşünüyor. Yani benim de bir şeyler yapmam lazım. Yani insanları bir şekilde bilinçlendirmem lazım. Neden? Çünkü son zamanlarda gerçekten gerek medyada gerek görsel ve yazılı basında o kadar çok şey okuyorsunuz ki belli bir noktada insan sıkılıyor aslında. Yani insanlara doğru şeyleri daha basit şekilde ifade edebilirler. Yani o kadar çok bilgi kirliliği oluştu ki. Şimdi orada ne kadar, hani benim ne kadar payım olur, bir şeyleri, bir takım şeyleri nasıl düzeltebilirim? Onun için mücadele veriyorum esasen. Yani biz çok fazla da hani maddi kazanımı ön planda tutan bir şirket değiliz. Öyle bir şirket değiliz. Evet. Biraz yeter ki sporu sevdiğim. Tabii biraz da yani hani karşılıklı enerjiye bağlı bizim işlerimiz. Yani bu pozitif enerjiyi aldığımızda o insanlara her türlü hizmeti sunabiliyoruz. Esasen şirketimizin bünyesinde 30'a yakın faaliyet var. Çok fazla faaliyet var ama bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yapmaya çalıştığımız insanlara doğru bilgiler vererek özellikle bizim bütün hedeflerimiz, bütün hedeflediğimiz faaliyetlerdeki olmazsa olmazımız kişilerdeki bir odaklanma eşiğini yükseltmek. Stres altında görev yapabilme özelliklerinin eşiğini yükseltmek. Hepsinden önemlisi farkındalıklarını yükseltmek. Bütün egzersiz programlarımız bu üç ana faktör üzerine kurulu. Neden öyle diyeceksiniz? Çünkü geldiğimiz yüzyılda, özellikle bu 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında gelişen endüstrileşmeyle beraber insan hayatında da çok şey değişti. Nasıl değişti? Şimdi genlerimiz bizim atalarımızın genleriyle birebir aynı. O şekilde kodlanmış. Yani bizim genlerimiz harekete göre kodlanmış. Şimdi özellikle 19. yüzyılın sonlarından sonra insan hayatında birden bakıyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim, orantısal daha net anlaşılacak. 19. yüzyıldan önce insan hayatının enerjinin %90'ı insan gücüyle elde ediliyordu. Şimdi şu anda her şey tam tersi %1'i insan gücüyle elde ediliyor. Şimdi bu arada ne değişti? Şu değişti. Biz her ne kadar geldiğimiz noktada endüstrileşmeyle atalarımıza baktığımızda çok üst noktalara çıkmış olsak da genlerimiz aynı. Değişen şey ne?
İnsanoğlunun maruz kalmış olduğu stres, çevre kirliliği, aklınıza gelebilecek her türlü sorun. Genlerimiz buna kodlanmamış. Kodlanmadığı için de şaşırıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ve insanlar sürekli stresten dolayı bir sürü hastalıklara maruz kalıyorlar. Aşırı yeme, obeziteyi tetikleyen en büyük faktörlerden bir tanesidir. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunun en basit yolu geçmişimize, atalarımıza gitmek. Yani genlerimizin özelliklerini ortaya çıkararak benim Ege Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Doktora tezim de AIS geni ile ilişkindi. Yani genetikle çalıştım uzun süre. Tabii genetiğin içine girince olaya bakış açınız da değişiyor. O zaman sizi şöyle anons etmeliydik. Doktor Sayın Mesut Çelik. Hiç fark etmez evet, yani. Evet. Demeyin o doktora yapmak o kadar kolay iş değil. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Her baba yiğidinde harcı değil. Teşekkür onu da söyleyeyim ederim. Buradan. Sağ olun. Evet. Şimdi AIS geninin özelliği şu. Yani AIS genine siz bakarak insanların uzun ömürlü veya kısa ömürlü olup olmayacağına 3 aşağı 5 yukarı karar verebiliyorsunuz. Esasen genler insanın yaşamdaki uzun ömürlü olup olmayacağında hemen hemen %25 faktör etki ederler. Onun dışında çevresel şartlar sizin yaşam tarzınız, yaşam biçiminiz sizi şekillendirir ama genetik yapınız çok önemlidir. Genetik yapınızın dışına çıktığınızda problem yaşamaya başlarsınız. Doğru. Buradaki insanın yaşadığı problemin en üstündeki husus da hareketsizliktir. Hareketsizlik başladığı anda problemler başlar. Çünkü eski insanlar avlanmak için kilometrelerce yol yürüyorlardı. Avını avladığında geriye dönüyordu. Barınağından vahşi hayvanları kovalamak için mücadele veriyordu. Ve hepsi çıta gibi. Tabii. O zaman yağ yok vücutlarında. O zaman şunu biliyordu. Mesela hala hazırda bizim genlerimiz vahşi bir hayvanla karşılaştığında ne yapacağını çok iyi bilir. Hemen kaçar. Hemen kaçar. Ama stres, çevre kirliliği bunlarla karşılaştığında ne yapacağını bilemez. Kaçamıyoruz. Sürekli ilaç almaya çalışır. Şimdi bunun da çözmenin tek yolu biz de insanlara diyoruz ki bir şekilde egzersiz yapacaksınız. Ama nasıl egzersiz yapacaksınız? Şimdi baktığınız zaman o kadar çok egzersiz isimleri değişmeye başladı ki siz de çok iyi hatırlarsınız. Bir zamanlar Türkiye'de step dans çok popülerdi. Stepler vardı. Herkes step dans yapıyordu. Şimdi zolo, zuzu, zozo bir şeyler şimdi, var. Şimdi o kadar çok çıktı ki ama şu anda en popülerlerinden bir tanesi mesela CrossFit training dedikleri, CrossFit antrenmanları, Trex bantlar çıktı. Şimdi tabii buradaki olay şu, insanlara şunu anlatmaları lazım. Efendim bu antrenman modelidir. Sizin o noktaya ulaşmanızda bir araçtır. Yoksa bunu yapmazsan bak bu çok önemli. Bu sağlıklı antrenman, sağlıklı olmaz. Şimdi en büyük hatalardan bir tanesidir. Çünkü ideal, sağlıklı bir antrenmandaki yöntem şudur. Bir insanın sağlıklı olmasını istiyorsanız vermiş olduğunuz antrenman formatı hem kassal gelişimi tetikleyecek hem de dolaşımsal gelişimi tetikleyecek. Neden? Şimdi genellikle yapmış olduğumuz yürüyüş programları, koşu programları veya bisiklet sporu. Bilinçsizce yapıyoruz. Bunlar yani. Bilinçsizce evet, evet ama bunlar dolaşımsal olarak bizi antren eder. Yani bu ne demektir? Evet. Dolaşımsal demek kalbimizin içindeki 4 tane kanın toplandığı odacıklar var. Evet. Kalbi iç hacminin genişlemesi demek. Bu çok önemlidir insan sağlığı için. Tek başına bu yeterli mi? Asla değil. Evet. Değil çünkü siz yaşla beraber yaş ilerlediğinde kas kuvvetinizi kaybettiğinizde kalp o kanı pompalama gücüne ulaşamayabilir. O zaman ne yapacağız? Bir de kassal gelişimi geliştireceğiz. Nasıl geliştireceğiz? Kime nasıl geliştireceğiz? Bunlar çok önemli. Bakın 18 yaşındaki bir genç bir arkadaşımın yaptığı egzersiz şiddeti ve hacmiyle, kapsamıyla 35 yaşındaki, 40 yaşındaki, 60 yaşındaki bir insan yaptığı egzersizin biz buna antrenmanda antrenman değişkenleri deriz. Tamamen farklıdır. Yani orta yaş bir insanın mesela ideal bir antrenman formasında haftada 4 gün minimum 35-40 dakikalık hafif tempolu koşu veya yüksek tempolu 45-1 saatlik yürüyüş yapması lazım. 2 günde kuvvet antrenmanı yapması gerekir. Neden biliyor musunuz kuvvet antrenmanı yapmamız lazım? Söyleyin. İzleyicilerimiz öğrensin, ben de öğreneyim. Evet, ben genelde insanlara hep şunu söylerim. Arkadaşlar kaslarınızı kaybederseniz postürünüzü kaybedersiniz. Bunu şöyle de diyebilirsiniz. Kaslarınızı kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Çünkü kaslarımızın büyük oranda sudan oluşur. Kaslar vücudun postürünü koruyan nesnelerdir. Kaslar gittiği zaman sürekli şimdi yapılan diyet programlarıyla biliyorsunuz insanlar özellikle karbonhidrat diyetlerine giriyorlar veya yüksek yağlı diyetlere giriyorlar. Şimdi genelde yaptıkları şudur. Diyetle beraber vücut suyunu kaybederler. Mesela 1 gram glikojen, 3 gram da su kendisiyle beraber taşır. Diyetin başlangıcında çok kısa bir sürede kilo vermeye başlarlar, mutlu olurlar. Ama farkında olmadıkları şey şudur.
aynı zamanda kas, vücutlarının kas oranlarını kaybederler. Kas geri gelir mi? Kas geri gelir ama işebilirseniz gelir. Yani kendinden gelmez. Direnç dersi yapmanız lazım. Şimdi kasları kaybettiğimizde ne kaybederiz? Kaslı bir vücut kolay kolay kilo almaz. Neden almaz? Çünkü kas sürekli enerji harcar. Siz antrenman yaptıktan sonra bile 2 gün süresince bile size enerji harcatır. Bu ne demektir? Demek ki kaslarıma sahip olacağım. Kaslarımı kaybedersem sürekli problem yaşayacağım. Tabii sürekli problem yaşayacağım. Peki bunun oranları nedir? Bunların oranları var tabii yaşlara göre. Herkese şu oranda ama olmazsa olmaz. Sağlıklı yaşam ve egzersiz olmazsa olmaz. Haftada 2 gün direnç egzersizi diyoruz biz ona. Kuvvet antrenmanıdır. 35-45 dakikalık. Sağlıklı, bilinçli, bilimsel. Yani magazin dergilerinden okuduklarıyla falan değil. Bilimsel olan şekilde yapmaları olmazsa olmaz bileşenlerden bir tanesi evet. Sağlıklı yaşam ve egzersizliği. Peki siz bakıyorum şimdi Perfect Life deyince outdoor yaşam diyorsunuz. Evet. Tenis, basketbol eğitmenleriniz var. Baba oğul doğal parkur adaptasyon evet. kampları diyorsunuz. Bireysel spor danışmanlığı veriyorsunuz. Eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar var. Sağlıklı yaşam ve sportif performansın eğitimi diyorsunuz. Evet. Peki uygulamalı çalışmalarınız var mı? Yani çalışma alanınız nasıl? Şimdi kataloğumuzda da sizin kısaca özetle bahsettiğiniz gibi esasen bizim hedef kitlemiz şirketler ve özel okullar. Çünkü genç nüfus da orada, toplumun büyük kesimi orada. Bunlara biz paket programlar hazırlamayı planladık. Yani hedefimizde sadece örneğin doğada egzersizlerimiz var ama paket olarak bunları yapmak istiyoruz. Diyoruz ki insanlara, biz sizin personelinizin sağlıklı olup olmadığını test edeceğiz. Onlara özel programlar hazırlayacağız. Bu programlar sayesinde siz de bakın şu özelliklerinizi geliştireceksiniz. Kısadan ise en basiti iş verimliliğiniz artacak. Personeliniz sağlıklı yaşam olacak. Aranızdaki iletişim kanalları açılacak. Daha böyle sağlıklı bir atmosfer, personelinizin karar vermeye yetenekleri gelişecek, farkındalığı gelişecek. Stres altında görev yapabilme özelliği artacak. Dolayısıyla siz işveren olarak buradan büyük verim alacaksınız. Personelinizde sağlıklı bir yaşam sürecek. Bizim hizmetimizin içerisinde sadece egzersiz yapmak yok. Her konuyla ilgili seminer var. Seminerlerle insanlar önce beyin olarak bu işe inandırıyoruz, hazırlıyoruz. Ondan sonra egzersiz paketlerimizi onların kişisel özelliklerine göre uyguluyoruz. Yani sıradan bir egzersiz paketi çıkarıp siz bunu yapın değil. Herkesin bünyesine göre yapması gereken şeyleri yapıyoruz. Tabii sadece fiziksel performansla yüklenme olmaz. Yani insanların stresten uzaklaşması için bakın çok basit bir örnek vereyim. Şimdi yine tabii bazı konular şundan dolayı ortaya çıkıyor. İnsan zamanla bazı şeyleri tartışıyor, kendi kafasında kuruyor. Neden biz hep dışarıdan bazı şeyleri alıyoruz, onları uyguluyoruz sorgulamadan diyorsunuz. Benim geliştirdiğim Sherwood Training diye bir egzersiz modeli var. Ne yapıyorsunuz onu? Sherwood Training egzersiz modelini şu maksatla yaptık. Biz de hani bir şey üretebiliriz, bunu dünyada kullanabilir. Bir şeyi eğer bilimsel yaparsanız, herkes onu destekler, bilimsel dayanağı olursa. Bunun üzerine Sherwood Training'i geliştirdik. Geliştirmemizin sebebi şu, yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Doğanın içerisinde kalan bir insan, 2 saat süresince doğada vakit geçirirseniz, o kuş seslerinin, cıvıltılarının, rüzgarın, hışırtılarının içerisinde, vücudunuz stres kas sayısını %800 azaltır. Genlerinizin askeri 500-600 tanesi yenilenmeye başlar. Bakın bu çok önemlidir. Biz bu noktadan hareket ettik esasen. Doğal ortamda yapılabilecek bir egzersiz formatı geliştirdik. Tabi bu tamamen doğal ortamda değil. Egzersiz tamamen bilimsel, antrenman bilimi esas alınarak uygulanmış. Henüz şu anda tamamlama aşamasındayız ama web sayfamızda bununla ilgili çekimler yaptık, koyduk. İnsanların gerçekten hem spor yaparken keyif almaları hem de mutlu olmaları ve de sağlıklı olmaları için geliştirdiğimiz bir antrenman yöntemi. Bakacağız zaman ne gösterecek ama bu da bizim ülkemize özel bir çalışma evet. olacak inşallah. Peki kişiler size nasıl ulaşacaklar? Sizle spor, sağlıklı yaşam yolculuğuna çıkmak isteyenler için neler yapıyorsunuz? Yani belli bir alanda mı çalışıyorsunuz? Yoksa sadece verdiğiniz bilgilerle onlara yön mü veriyorsunuz? Şimdi esasen burada meselenin özünde şu var. Sizin karşıdaki yani bunu hasta-doktor ilişkisine benzetirseniz evet. karşınızdakinin talepleri doğrultusunda onları yönlendiriyorsunuz. Çünkü
Gelen insan size zaten bir anketimiz var. O anketi tam evet. Esasen anketi tamamladığımızda 100 küsur sorumuz var. Biz o insanla ilgili bütün şeyi görüyoruz esasen. Ama karşıdakinin isteklerini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Genelde örneğin bayanlar genelde kilo vermek için. Yani bizim müşterilerimizin çoğu bayan. Büyük çoğunluğu kilo vermek için bize müracaat ediyorlar. Erkekler genelde kaslı olmak istiyorlar ama bizim portföyümüzde o yok. Biz hani bodybuilding tarzı veya kas tipi o tip egzersizlere bakmıyoruz. Biz de tamamen fitness ağırlıklı yani fit olsun. Giydiği zaman elbisesini üstüne olsun, kendine güveni gelsin. Yani dik duruş sağlasın. Bu tarz egzersizler veriyoruz ama bunun dışında dediğim gibi karşı tarafın talepleri önemli. Örneğin oryantilik eğitimleri veriyoruz özel şirketlere, arazilerde, doğal ortamlarda. Bunu da biz kendimize özel geliştirdik. Mesela hedefler koyuyoruz. O hedeflerin aralarında yani kişileri saklıyoruz mesela ağaç aralarında. Pusu atıyoruz onlara. Neden? Farkındalıklarını geliştirmek için. Dikkatli olsun. Evet. Yani o da hem odaklanması artsın hem farkındalığı gelişsin. Bir de zamana karşı yarışlarımız var onun içinde. İşte çamurun içine giriyor, çıkıyor, kütükler taşıyor falan takım olarak. Hem liderlik özelliği gelişiyor, karar verme yeteneği gelişiyor. Ama her şeyden önemlisi de stres altında görev yapabilme özelliği gelişiyor. Şimdi o zamana karşı mücadelede aynı anda bütün şeyleri, parametreleri takip etmesi gerçekten kolay değil. Bu tarz parkurlar belirliyoruz. Bu özellikle Ege'de yapıyoruz bu tip parkurlarımızı. Şu anda da oldukça popüler evet. Bu tip faaliyetler. Böyle bir karşılıklı birebir ilişki içindesiniz. Evet. Çok az süremiz kaldı. Evet. İzleyicilerimize kamera sizin. Ne mesaj vereceksiniz? Genelde bizim perfect life olarak parolamız, biz genelde enjoy your life fit, İngilizce bir slogan ama fit olmak sizi her zaman mutlu eder. Perfect life ile tanışırsanız siz de sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilirsiniz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Doktor Sayın Mesut Çelik. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Buraya kadar yorduk ama çok bilgilendik. Çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz gibi sporu hayatımızın her anında aslında yapmak için özel önem vermeliyiz. Sayın Mesut Çelik'e çok teşekkür ediyoruz. Perfect Life, sportif performans, eğitim ve danışmanlık şirketinin sahibiyle konuştuk. Yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın.